Evet arkadaşlar, bu haftaki test konuğumuz da Mercedes CLA. Şöyle arkamda duruyor. Nasıl buluyorsunuz CLA'yı? Ben bayağı seviyorum. Yaklaşık 1100 kilometredir kullanıyorum. Çok şık duruyor. Yavru bir CLS. Yani hep şey diyorsunuz ya, A sedan varken CLA ne gerek var falan diye. Alakası yok arkadaşlar. Jetta ile Passat neyse, A sedanla CLA o. Ya bu gerçekten Mercedes çizgileri, Mercedes genleri taşıyor. A sedan biraz daha Jettamsı. O da güzel araba ama bunun doluluğu, oturaklığı yok. Zaten farklar var aslında. Hani hiç fark da yok. Daha önce A sedan'da bahsetmiştim. Kaput çıkıntıları çok iyi duruyor. Çok kaslı bir hava veriyor otomobile. Farlarımız tamamen farklı. Yan o ütü çizgisi tamamen farklı. Yani detaylı baktığınız zaman otomobiller bambaşka aslında. A sedan ve CLA. Bu AMG paket 200. 19 jantlarımız var. Yine arkaya döndüğümüzde arkası farklı. Şöyle egzoz çıkışlarımız var. Arkada bağımsız bir süspansiyonumuz. Egzozlar tabii maalesef fake. Egzoz çıkışı şu aşağıda. Altta görüyor musunuz? Şöyle zoom yapayım. Şurada. Yani burada herhangi bir egzozumuz yok. Kamera süper çalışıyor. Şöyle basıyoruz. Ve 460 litre bir bagajımız var burada. Şöyle bir bası var. Tamir kiti var. Şurada bir ekstra gözü var. Şöyle. Biraz ama tabii yükleme eşiği dar A sedana göre. Şurada Mercedes yazması da çok hoş detay. Şurada Mercedes yazıyor bak. Güzel detay. Orijinal parça. Dediğim gibi bu AMG paket. AMG pakette aynalarımız da böyle siyah geliyor. Izgaramız, yani önden falan araba gerçekten ateş ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Ben bayağı sevdim. 19 jantlarımız var. 225-40-19 ebadında lastikler. Tabii bu kupe sedan olduğu için Esra binince dedi ki biraz böyle bana bastı, biraz karanlık geldi dedi. Haliyle tavan da siyah olduğu için gelmiş olabilir. Ama zaten eski CLA'da da aynı, hani bunun formu böyle, dizaynı böyle çünkü. Kupe görünümlü olduğu için. Ama hani diz mesafesi olarak koltuk bana göre ayarlı. Çok çok da klostrofobik değil açıkçası. Hani çok böyle ferah, tabii ki bir Passat gibi, işte ne bileyim Insignia gibi öyle rahat rahat değil ama güzel. Kol dayamamız var. Sonunda. Oh! Sonunda bir kol dayamamız var. Şöyle. Hatta bardaklığı bile var. Arkaya ulaşılmıyor. Ayrıca spor koltuklar arkada da devam ediyor. Kafalıklar sabit. Çok güzel böyle spor duruyorlar. Hani bunun AMG'si falan 4 kişi Nürburgring'de böyle vik vik vik. Ama sen CLA yapıyorsun. Çok güzel bir dizayn, kupe tasarım. Arkada havalandırma yok. Arkada havalandırmasız olmamalı. Yani şöyle göstereyim. Olmamalı. Burada Type-C şarjı var ama havalandırmayı tercih ederdim. Kesinlikle. Şöyle sert olması güzel olmuş şurasının. Burada böyle güzel kapı içleri, güzel deri, dikişler çok kaliteli. Ya zaten Mercedes A serisi, yeni A serisi özellikle bu B kompaktlarda falan en iyi iç mekana sahip açık ara. Yeni biri bakalım, bekliyorum, gelince detaylı inceleyeceğiz inşallah. Ama şu anda favorim Mercedes A. CLA'nın içi de zaten birebir aynı ama gene de tabii ufak detaylardan bahsedelim. Bir motorumuzu da gösterelim size. Evet, bu bir motor. Bu Costco'da CLA'yı yürüten bir 1333 cc'lik motorumuz. Bak, fındık motor. 163 beygir üretiyor. 250 Nm tork üretiyor. 4 silindirli bir makina. Artık devir böyle arkadaşlar. Artık devir bu. Küçük hacim, sıkıştırma, turbo, basınç, teknoloji. Maliyetler tabii önemli. Bak, turbomuz burada. Amortisörlü kaput olması güzel. Motoru zaten kullanışta
bahsedeceğim. Elektrikli koltuklarımız var AMG pakette. Şöyle iyice geriye alayım. Cam tavanımız çok güzel. Ya yani içi bildiğimiz A serisi güzel burada. Kollar, işte kablosuz şarjımız, yarı Alcantara direksiyonumuz ve bu bildiğimiz MB3 Mercedes'in multimedyası. Bunda Burmester ses sistemi yok ama geliştirilmiş ses sistemi demişler. Ama o kadar Burmester'lar kadar yüksek ses çıkmıyor. Böyle bir torpidosu var. Fena değil. Kapı içi falan çok güzel ama. Deriler meriler acayip yani. Şu dikişler hepsi birbirini tamamlıyor. Böyle. Buradan da böyle devam ediyor. Gayet keyifli bir iç mekanı var, öyle söyleyebilirim. Zaten bu iç mekanı diğer A testlerinde de hep anlattık. Diğer arkadaşlardan da çokça dinlediniz. Şimdi bir yola çıkalım. Bu 1000-1100 kilometrenin bir size özetini anlatayım. Yolda görüşürüz. Evet. Şu Mercedes'in vitesine de öyle alışıyorsunuz ki ondan sonra başka arabaya binince eliniz gidiyor. En son Focus RS'te öyle elim gidiyordu ya. Çok dışa taşmak istemiyorum. Hakikaten çok pratik. Acayip alışıyorsunuz. Bir de Mercedes'in şu kırmızı ışıklarda ya da bir yerde durduğunuzda frene hızlı basıp hold pozisyonunu almanız harika bir şey. Şu an bir şey istemiyorum Mercedes'cim. Seni çok kullandık. Artık takipçilerimiz tanıyor. Mercedes hava çok sıcak diyorsun. Anında kısıyor klimayı. Biliyorsunuz artık otomobillerde bunun gibi yapay zekalar gitgide artıyor. Bu da son örneklerinden biri. Hey Mercedes diyorsun. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Bugün hava çok sıcak. Ne yapmak istiyorsunuz? Hava çok sıcak. Sıcaklığı 20 dereceye ayarlıyorum. Gibi böyle öğrenilmiş kelimeleri size uygulayabiliyor. Ama bunun haricinde profil oluşturuyorsunuz ve o profil sizin davranışınıza göre de öğrenebiliyor bir takım şeyleri. Navigasyon varsa işte kaydediyor sürekli geçtiğin yeri gibi gibi böyle şeyler var. Alalım hız sabitlememizi 60'a, usul usul gidelim. Yani eski CLA'ya göre, eski A'ya göre yeni platform gerçekten çok iyi. Yani eskiden A serisi çok sertti. CLA da çok sertti. Hatta biz bu otomobille 2 gün Foça'ya gittik. Foça'da kaldık, Litos Otel'de. Eğer Foça'ya gidecekseniz mutlaka Litos Otel'e gidin. Oranın en yeni oteli çok güzel. Mehmet var sahibi. Selamı söyleyin, yardımcı olur. Çok güzel ağırladılar bizi. Kendisinin CLA'sı vardı. Arkadaşının doktor yeni A4'ü var. Bununla bindik, test ettik. Bayağı hoşuna gitti. Gideceğim bir test edeceğim falan dedi. İşte trim sesleri geliyormuş A4'te. Buna baktı. Bir bozuk yola soktu beni. Onun trim sesi kontrolünü yaptığı bir yol varmış. Foça'nın orada gittik. Böyle biz gece 4 kişi dinliyoruz bir şey var mı diye. Böyle çok ufak kapıda bir sağ kapıda bir yer vardı ama şu, mesela yolda da gelmedi. Herhalde sıcak soğukta bir fark etti. Trim sesi olarak da iyi araba. Eski CLA'ya göre kesin üstün, onu söyleyeyim. Ki zaten Mehmet işte Litos Otel'in sahibi CLA'sı varmış. Buna bindi. Abi diyor çok farklı diyor ki AMG paket 19 jantlar. Ona rağmen bir kere şey hissediyorsun. Arkada özellikle muhtemelen süspansiyonun straw yani süspansiyonun çalışma mesafesi artmış ve arabanın konforunu direkt etkiliyor. Darbeyi daha yemiyor artık. 19'larla işte 1000 kaç kilometre, hemen şey yapayım size şuradan göstereyim. 1020 kilometre yapmışım. 6.5 şu an ortalama. Oraya geleceğim zaten. Şu an tekrar sıfırladım. Şehir içi kaç çekiyor onu size bir göstereceğim. Onu göstermek için yaptım. İç mekan güzel. Koltuklar çok rahat. Elektrikli, işte bel ayarı da var elektrikli. İstediğin gibi hafızalı. Ama ben adaptif isterdim. Hani CLA'da güzel donanımlı kör nokta isterdim. Bu fiyatlara, fiyata da geleceğiz. Sonuçta AMG paket. Böyle full dolu olması lazım. Full'ün bir tık altı gibi. Bak mesela eski CLA buralardan geçse böyle bababım yapardı. Şimdi babım diye geçiyor. Daha iyi geçiyor yani. Uzun yolda fark ettiğim bir şey, müzik açık olsa bile sinyalin sesi çok ayırt edici bir çıt çıtı var. Bak
Çıt. Ve bu atıyorum bazen müzik açık olur, duymazsın. Orada da görmezsin fazla, gözünden kaçar, açık gider ya. Bunda o şans yok. Bunda gerçekten çıt 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 çok böyle ayırt edici bir çıt çıtı var. Ve CLA A sedan arasında bence malzeme kalitesi olarak da fark var. En basiti şu airbag hava yastığı kapağı direksiyondaki. Bak bu hafif yumuşak. A sedanda böyle parlak sert plastik kimsi bir madde vardı. Bunda daha premium duruyor buradaki hava yastığı kapağı. Bak onda eminim. Açın hatta testi izleyin. Göreceksiniz. Kesinlikle malzemelerde CLA daha iyi. Daha iyi hissettiriyor. Yer yerde dokunduğun yerler de iyi. Hani A sedan CLA işte ne gerek var falan diyorsunuz ya. Onun için diyorum hani gerçekten A sedanla CLA farklı otomobiller. Günün sonunda evet CLA işte popolu hatchback bagajı var ama bu böyle üretilmiş bir otomobil. Ben zaten böyle hatchback'i sedana çevirme işini çok sevmiyorum. Mesela Astra sedan. Çok fazla tipi hoşuma gitmez. Bir Mazda 3 sedan güzel. O da zaten bagajı böyle şu kadar eskisinin. Hani çok böyle uzun bir bagajı yok. Eskiden bilmiyorum hatırlar mısınız? 206'nın vardı. Allah'ım. Ne kadar kötü bir dizayndı o. Onun için ben sıfırdan sedan üretilen otomobilleri daha çok seviyorum. Ya da işte CLA gibi kupe formlu. Ama A sedan hani bir 206 gibi hani değil tabii de. Gene gideri var. Gene güzel yani normal şeye göre. 130'lara kadar güzel rüzgar sesi. Zaten sürtünme katsayısı çok az bu otomobilin. Şu an unuttum. Kaçtı? 0.26 idi galiba. 0.24. 0.24'tü. Gerçekten uzun yolda akıyor gidiyor. Gerçekten akıyor gidiyor. Tüketime de tabii bu yansıyor akıp gitmesi. Onun haricinde genel olarak arabanın yalıtımı, süspansiyon konforu, çalışma sesi falan almıyorsun. Yani bir Mercedes'te olduğunu anlıyorsun. Ki 19 jantlara rağmen. Belirtmekte fayda var. Mesela şuralardan geçeyim. Bak çok daha ya eski CLA olsa hani jantı yamultluk falan dersin. Abartmıyorum. CLA sahipleri bilir. Bunda geliştirilmiş ses sistemi var. Çok çok efsane ses sistemi değil ama gayet yeterli. Güzel de ayar yaparsanız güzel müzik dinliyorsunuz. Ama tabii bir orijinal Burmaster değil. Onu da belirtmekte fayda var. Gelelim motora. Böyle kimisi biliyorum çok ön yargılı. 1.3 motor mu olur? 1333 cc. Ama abi eskinin 2.5'larına kafa tutar. 250 Nm torku var. 1400-1600'lerden itibaren veriyor. Gaza dokunduğun an araba yürüyor. 163 beygir. 0-100'ü 8.7. Yani araba gayet güzel ilerliyor. Yakışa gelirsek tamamen size anında gösterim. Bak yakış. 1024 kilometrenin ortalaması 6.5 litre. Foça'ya gittim geldim. İzmir'de otobanda biraz bastım. Kaç yapıyor diye baktım. Dönüşte hiç basmadım. Dönüşte 110-120 geldim. Hani şöyle. Çoğunlukla 120 sabit geldim. 6.2 idi. Dediğim gibi giderken de sadece bir İzmir'de bastım kaç yapıyor diye. 6.5. O total 1024 kilometrenin kaç yapıyor derken zaten 229 yazmışlar katalog verisine. Kadranda 233 gördüm ama GPS verisi tabii 222. Daha da gitmedi ama belki gider tabii. Şöyle hemen anlık veriye göstereyim. Bu arada çekime başlamadan önce sıfırladım. 16 kilometre oldu. Şu an 8.3 şehir içi dur kalktardayız. Bakacağım biraz daha ilerleyeyim. Gün sonunda söylerim video sonunda. Şu an anlık yakış tablosunu göstereyim. Seviyorsunuz. Yani motorun karakteri, sesi tabii yani böyle küçük hacimli motordan ses beklemeyeceksin. Ancak işte yazılımlı falan olduğunda böyle çatara patara belki ses gelir ama gene de hacim olmadı mı küçük CC'den öyle çok bir ses pek alınmıyor. Bu arada tabii Mercedes de iyi biliyor. Bu motor bu arada Renault ile ortak motor. Clio'da da var 130 beygirliği.
Onda da çok iyi iş yapıyor. Burada tabii bizim kahramanımız bence 7 ileri çift kavrama. Ben normalde çift kavramanın gaz tepkimelerini, özellikle şu ilk gaz tepkimelerini hep eleştiririm DSG'lerde. Ama bunda şöyle söyleyeyim, özellikle ekonomiye aldım. Eko'ya aldım modlarda. Çünkü normal modda bile, konfor modunda bile araba bayağı atik. Yani dokunuyorsun hırt diye. Hatta böyle hafif yokuşsa patinaj çekiyor. Onun için Eko'ya aldım. Eko'da güzel böyle usul usul ilerliyorsun. Bak şehir için mesela konforda böyle dokunsam hemen atılıyor. Onun için Eko'da gitmekte fayda var. Güzel bir kalibrasyon yapmışlar. Muhtemelen bizim gibi kullanıcıların geri dönüşlerini Mercedes aldı, not etti. Sizi dinliyorum. Dur Mercedes. Ne yapmak istiyorsunuz? Dur seni anlatıyorum. Dur bir şey istemiyorum. Not ettiler. Dediler ki tamam gaz tepkisini ona göre ayarlayalım. Şu anda gaz tepkisi gayet güzel. Hoşuma gidiyor. Şu dokunmatik güzel işliyor. Şurada bir el dayamamız var. El dayama güzel. Eskiden bu el dayamada dokunmatik de vardı. O bayağı amaçsız bir şeydi. Ama bu iyi. Şu bilgi ekranını seviyorum ya. Araç işte direksiyon açısı, fren, gaz. Şu en güzeli motor tabii. Kaç kilowatt, turbo kaç basıyor falan onları gösteriyor. Şanzıman dediğim gibi 7 ileri 2000 devirde 110 yapıyor. 3000'lerde 120'ler galiba öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama 2000 devirde 110 yaptığını net hatırlıyorum. Benzinli bir motor için uzun yolda 3 kişi tamamen klima açık. 6.2 120-140 bandında bence tamam yani çok da fazla değil. Tabii ki bir dizel gibi değil. Ama benzinli motor. Bir de ağır yani araba 1400 kilo. 1400 küsür kilo. Kabul edilebilir bir değer. Başka CLA'mızda nelerimiz var? Dediğim gibi kapılar falan alkantara. Tavan böyle döşeme. Cam tavanımız güzel açılıyor. Şimdi açmayayım çok sıcak hava. Yani 37 derece gösteriyor. Gerçekten çok sıcak. Frenler çok güzel. Foça'da Mehmetler beni bir yola götürdü. Güzel virajlı böyle biraz mıcırlı bir yolda ama orada böyle fren denemeleri de yaptım. Fren pedal hissiyatı çok güzel. Dozajlaması çok güzel. Freni çok hoşuma gitti. Öyle söyleyeyim. Hava kanallı diskler var. Çapını şu an hatırlamıyorum ama hani baktım mı bir 310 milim derim. Bak ne güzel. Tıkır tıkır geçiyor. 19 janta rağmen. Lastik basınçlarımızda olması gerektiği gibi yola çıkmadan önce hassas biçimde hepsini olması gerekene, kapı içindekine getirdim. Siz de mutlaka üreticinin tavsiye ettiği lastik basınçlarını uygulayın arkadaşlar. Kitapçıkta yazar. Başka jant taktıysan da yazar. O janta göre ne basman gerektiğini. Ama o arabaya uygun jant lastik kombinasyonu taktıysan, abuk subuk bir şey taktıysan onu uygulayamazsın tabii. Yük verileri, hangi hızda ne kadar basacağın hepsi yazar. Onun için kitapçığa mutlaka bakın. Ya da işte kapı içine, depo kapağına. Hep söylediğim gibi. Bak Eko'dayım. Mesela konforda bassaydım şimdi böyle vuvut diye alıp götürürdü. Şehir içinde Eko güzel. Belki de bilerek öyle yapmışlardır. Bak buradan hiç öyle hani langır lungur bir çalışma sesi falan gelmiyor. Ya bu daha çok Mercedes hissettiriyor size A sedana göre. Hani her şeyi boş verin. Bindiğin zaman bu daha çok Mercedes. Şöyle bakıyorsun kaputta böyle şişik köpek balığı. Zaten hakikaten yavru köpek balığı ya da cam göz gibi duruyor araba. Var ya cam göz cinsi köpek balıkları. Bu arada 100 çeşit köpek balığından sadece 5 ya da 6 tanesi yırtıcı. Diğerleri öyle hani hemen insan göreyim yiyeyim kafasında değiller. Ha, tabii çok aç olur kan görür falan o ayrı ama diğerleri hani spor için de öldürebilir sizi. Discovery'de izlemiştim. 100 çeşitten 4 ya da 5'i böyle spor için sizi yermiş. Gerisi hani aç olursa yermiş. Bu da böyle ek bilgi olsun. Genel kültür. Farlarımız LED. Şimdi demişken cam göz. Cam gibi özellikle. Şöyle ama şunu söyleyeyim. Kısaların hüzmesi biraz aşağıda. Keşke bir çıt daha yukarıda olsaymış. Çünkü Foça'da çok karanlık yollarda da kullandım. Şöyle biraz daha hani ufku aydınlatsaydı çok iyiydi. Ama bir uzunları var. Uzunlar LED zaten. Proje böyle yeri, göğü, dağları falan aydınlatıyor. Ve çok hızlılar. Böyle tak 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 tak. Uzunlar çok iyi. Kısalar dediğim gibi aydınlatması çok güzel ama bir çıt daha böyle yukarı kalksaydı çok iyi olurdu.
Klima hemen soğutuyor. Otomobil güneşin alnındaydı. Fullediğin zaman böyle ter basmadan soğutuyor. Bu da uzun dönem kullanım notlarımdan bir tanesi. Yazmıştım bunu kendime. O önemli. Bazen bazı arabalar ter içinde kalıyorsun o sıcak havayı bertaraf edene kadar. Uzun yolda tabii önde bir sıkıntı yok ama arkadaki yolcular için özellikle hani arkada iki kişi seyahat eder. Çünkü büyük bir şaft tüneli var. Bir de koltuklar falan tabii dik. Sert yani biraz spor araba gibi. Onun için uzun yolda böyle aşırı aşırı arkadakiler rahat edemez. Esra biraz böyle ya belim ağrıdı, boynum ağrıdı falan dedi. O suvcu zaten. Ona GLA lazım. Ya da şey GLE böyle tank gibi. Direksiyonun bu 9 çeyrek tuttuğun yerleri Alcantara. Ya Alcantara da şimdi böyle eldivenle kullanılması gereken bir materyal olduğu için böyle sanki her bindiğimde gitgide aşınıyormuş hissi veriyor ki aşınıyor zaten ve sonra böyle parlıyor, iğrenç bir hal alıyor. Yani şu deri çok iyi, çok kaliteli. Bu deriyi de devam edebilirmiş. Tabii AMG olduğu için istemişler onu. Bu koltuğun buradaki desenden. Bak mesela Eko'da güzel. Şimdi konforda da alayım. Bir konforda da ışığa denk gelirsek. Sport'ta zaten iyice atikleşiyor. Keskinleşiyor. Direksiyon biraz böyle ağırlaşıyor gibi. Bak mesela şimdi konforda böyle aynı gaz düzeyini konforda da yapacağım. Tabii ne kadar anlayabilirsiniz onu muhtemelen anlayamazsınız ama patinaj çekerse belki anlarsınız da hava tabii 38,5 diyor şu anda. Asfalt böyle sabun olmuştur. Belki de patinaj çeker aynı gazla. Bak çekti gördün mü? Hemen ışık yandı. Aynı gazla. Yani otomobili yürütmekte hiçbir problemi yok bu şanzımanın. 7'leri çok güzel ayarlanmış. Vay. Goldwing. Ya ben de böyle çok yüksek sesli motosiklette müzik dinlesem biraz utanırım ya. Hani böyle milleti rahatsız eder miyim acaba diye. Ben öyle sevmiyorum. Yani müzik dinleyeceksem camları mamları kapatıyorum. Öyle kendi kendime dinliyorum. Hani motorda gerçi yol alıp gidiyorsun da böyle ışıkta falan dursam kısarım yani. Bayağı atikleşiyor sportta. 6500 çeviriyor. Biz konfora Eko'yu alalım da. Ha bu arada otomobil kendi kendine park ediyor. Çok dar. Kendinizin zor gireceği yerlere girebiliyor. Vites değişimlerini kendi yapıyor. Frene kendi basıyor. Tamamıyla %100 kendi park ediyor. Bir nevi otonom yani öyle söyleyeyim. Şu kısa yol tuşları güzel. Otomobil simgesine bastığında ESP park sesi şerit takibi gösteriyor. Şerit takip uyarı veriyor. Hani direksiyonu hassas biçimde arabayı konumlandırmıyor. Mesela şurada deneyelim. Böyle bak bunu yapıyor böyle zort diye. Frenle de çizgisine sokuyor ama hani tam bir şeritte tutma asistanı değil bu. Bu şeritte kalma güvenliği gibi. Hani şey oldu mu zort diye sokuyor seni. Ama çok doğru yerlerde çalışıyor. Gerçekten iyi çizgiler çizildiği zaman biraz böyle saparsan zort diye hemen müdahale ediyor. Kornası da Mercedes kornası. Her yerden tanırsın dışarıda. Duydun mu? Alman arabası kornası. Duyulabilir böyle. Rengi çok güzel ama çok dikkat çekiyor. Herkes bakıyor rengine. Şöyle biraz gittik bakalım kaç o sıfırladığımdan itibaren kaç yaktı. 8,5. 24 kilometrenin şehir içi ortalaması 1 saat kullanmışım. İşte dur kalk bu trafik 8,5. Demek ki 8,5-9,5 arası bir şey yakar bu trafikte şehir içinde. Bu arada dün Eyüp Usta aradı. Ben de Foça'daydım. Diyor gelecek misin ben yapıyorum. Abi dedim sen yap. Hiç bekleme beni sen yap geliyorum. Şimdi yarın vakit olursa bir uğrayacağım ona da. Neler yaptı bir bakayım. Bu ara bayağı yoğun gidemedim. Bakalım güzel olacak Tansu'muz. Gözlüklüğümüz var bu arada. Kullanış güzel yere de koymuşlar. Kullanışlı. Gözlüklük önemli.
Gelelim sonuca. Asya'dan Avrupa'ya geçerken bir otomobili özetleyelim. Cezası da neymiş bir CLA'nın öğrenelim. Ben CLA'yı sevdim. A serisi de CLA da gerçekten eskisine oranla bir kere daha rafine bir sürüş elde etti. Çok daha rahat. Görünüş, yeni tasarım ben çok seviyorum. Yavru bir CLS, cam göz köpek balığı tarzı böyle. Çok güzel. Gerçekten baktırıyor. İç mekan tasarımı dediğin gibi bu sınıfta, özellikle kompakt sınıfta bence şu anda en iyisi. Bir BMW 1'i de bir canlı görelim. Ama şu anda güncel olarak en iyisi bu. Bir CLA almak istediğinizde CLA 200, 301 bin liradan donanımsız, opsiyonsuz halini veriyorlar. Bu kullanmış olduğumuz 352 bin 200 Türk lirası. Neler var bunda? 19 inç AMG jantlarımız var. Anahtarsız giriş çalıştırma var. Teknoloji paketi var. Elektrikli hafızalı koltuklar var. Kol dayamağı var. Arka kol dayama da opsiyon. Dokunmatik kumanda, teknoloji paketi, teknoloji plus paketi ve gece paketi. Nedir bu? Jant ve karartılmış yan ve bagaj camları. Yan arka ve bagaj camı gerçekten bayağı karartılmış bu arada. Yani ciddi koyu ve güneşi kesiyor. Bunlarla beraber 352.200 Türk lirası. Çok iyi para tabii. Hani o gün A4'ü olan arkadaş da gayet böyle bir düşündü başta. A4'ü satıp CLA almayı. Biliyorsunuz otopark araba sattırıyor. Bu bir gerçek. Gerçekten birçok kişi var böyle otomobil alımında yardımcı olduğumuz. Neyse ama tabii 350 bin duyunca bir anda premiumlara kayıyor. Birkaç 3 yaşında 5 yaşındaki premiuma kayıyor aklı ister istemez. Şu anki piyasada tabii işler fecaat. Yani araba almak çok zor tabii. Anlıyorum da alamayanları. Biz de alamıyoruz sonuçta. Ama bu piyasada 352 bin bu yani. Hani tabii ki her zaman söylüyorum. Şu anda piyasada hiçbir otomobil bu paraları hak etmez. Düşünsenize 352 bin birim. 352 bin euro olduğunu Avrupa'da. Savaş çıkar. Ama Türkiye'de böyle maalesef. İnşallah düzelecek, inanıyoruz. Böyle arkadaşlar CLA testimizden. Umarım kafanızda soru işareti kalmamıştır. Güzel bir test olmuştur. Batuhan, yol tutuşu unuttum. Yol tutuşa giriyoruz. Arkadaşlar yol tutuştan bahsetmeyi unuttum. Yol tutuş zaten az lansmanında da oldukça zorladım. Hakkını verdim. Foça'da o arkadaşların götürdüğü yolda da oldukça zorladım. Araba kesinlikle çizgisinden ayrılmıyor. Kafası çok dirayetli. ESP'yi tamamen kapatamıyorsunuz. Çok abartırsanız ESP devreye giriyor. Rayın da gidiyor. Ve işte bu jant, 19 jant lastiklerle çok iyi tutunuyor. Gerçekten limitleri yüksek yani, onu söyleyeyim. Böyle bayağı yandakiler bir şey oldu yani. Doktor en son kendi fren yapıyordu orada. Hani bakıyorum böyle yandan. Limitleri yüksek. Bayağı güzel yol tutuyor. Bunu da Batuhan'cım araya koyarsın. Diğer testlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.